Efendim takvimler 1 Ocak 2021 cuma gününü gösteriyor. Dün 24 itibariyle yeni bir yılı karşılıyoruz. Çok zor bir yılı geride bıraktık. Yani neler oldu? Neler işte Covid mücadelesi belki bunun kuşkusuz en başındaki başlık ama bir yandan terörle mücadele, bir yandan iç siyaset, bir yandan bölgesel gelişmeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Siber Vatan, Azerbaycan'ın Karabağ ee, ...zaferi gerçekten nefes kesen yıllardan bir tanesini de geride bıraktık. Yani bir mücadele hattı oluştu. Bir de böyle sıkıntılı bir hat oluştu. Kısıtlamalı bir hat oluştu. Sanıyorum son yılların e, en e, sakin yılbaşı gecelerinden birini geçirmek durumunda kaldık. Ama olsun hayat eve de sığar e, mesajı 2020 yılının en başında yer alıyordu. 2021'e ise... Ee, giriş yaptığımız bu süreçte artık umudumuz var. Aşılar Türkiye'de COVID'le mücadele süreci kararlılıkla sürecek. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımın ve onlar adına aynı zamanda sizlerin sesimizin ulaştığı her yerin e, hem de radyoları aracılığıyla yine bizim sesimizi duyan bütün değerli yurttaşlarımızın ve artık dün gece saat 24 itibariyle birazdan TVB platformundaki ilk e, görüntüleri de e, yani ilk yansıdığı andaki görüntüleri de sizlerde paylaşacağız. E, artık yaklaşık iki buçuk milyon abonemiz daha var. Özellikle Bu'dan bizi takip eden değerli seyircilerimize bizleri evlerine konuk ettikleri için e, ve bundan sonra da konuk etmelerinin e, getirdiği e, güzellikle ve öyle bir ricayla diyelim hepsinin mutlu, sağlıklı, güzel bir Yılı e, giriş yapmasını istiyoruz. Dün tabii bizim açımızdan e, son birkaç e, daha doğrusu son iki aylık periyotta. TV bu ve Dijitürk platformlarına giriş yaparak e, rekabet alanındaki yerimizi daha sağlamlaştırmak. Türkiye'nin bir numaralı e, televizyonu olmak son veriler ikinci e, güvenilir televizyondu. Çünkü birçok platformda yer almıyorduk. Sesimizi duyurabileceğimiz alanlarda e, yeni bir planlamaya giriş yaptık. Ve 2021 yılı itibariyle de bizler TV bu platformundan yaklaşık 2,5 milyon hane bir kişi oturuyorsa, 2,5 milyon 2 kişi varsa, 5, 3 kişi varsa, 7,5 ya da 4 kişi varsa 10 milyon insanımıza daha ulaşma e, hedefiyle yola e, çıkılmıştı. E, buna Dijitürk'ü de eklediğimizde sayı ikiye katlanacak. O, o, kampanyamızın notları e, sürekli devam edecek. Ve bizler e, bir yeni yılı işte sizlerle birlikte bu güzel e, duygulu haberlerle e, ...giriş yapmış olduk. Yani yeni yılın bizim açımızdan kuşkusuz en güzel tarafı... ...yeni hanelere e, milli sesi, milli davamızın e, notlarını aktarabilmek oldu. Dün TV Bu'ya giriş yaptığımız dakikalarda... E, ...bakalım ilk fotoğraflar nasıl yansımış onları bir gözlem diyelim. Yani yurttaşlarımızdan TV Bu platformuna e, sahip olanları... ...işte Ali Nebiler Usta yayına ilk giriş yaptığımız dakikalarda... Gülgün Feyman Budak hocamızın gerçekleştirdiği yılbaşı programının tam da önündeki ekranda bize ilk fotoğrafı paylaşan isim oldu. İşte bir diğer değerli yurttaşımız da ulusal kanalın TV Bu'ya girişini bu görüntülerle, bu tebessümüyle yani bizde gülmek devrimci bir eylemdir ya öyle bir gülüşle paylaşmış oluyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim sıradaki fotoğraflarımızda ne var? İşte bir diğer fotoğrafta yine bir değerli yurttaşımızın o da TV da, TV buyla ulusal kanalın izlemesini e, izlemeye başlamanın keyfini yansıtıyor. Bir yandan haberlerimiz bir yandan da e, dün akşam gerçekleşen e, yılbaşı programının e, fotoğrafları böyle ilerleyen saatlerde devam etti. İşte e, saat 01 e, bizim TV Bu ekranımızdan e, yayın akışımızı da anlatan fotoğraflarımız işte ulusal kanal gördüğünüz gibi 61 kanalda TV bu da TVB'da artık sizlere o platformdan da hitap ediyor. Onun fotoğrafları böyle yansıdı. Akşamın üzen haberleri de vardı bu yılı çok zor geçirdik biliyorsunuz. Biliyorsunuz ulusal kanal Türkiye'de 2000 yılı itibariyle adeta mücadelenin simgesi oldu. Yani çok sayıda değeri bu süreçte etirmiştik. Ee, bu değerleri yitirirken onların bıraktığı anıları, onların bıraktığı e, bayrağı ileriye taşıma arzumuz hep söz konusuydu. Ben değerli Hayati Özden abimle Silivri duvarlarında, Gezi direnişinde, Türkiye'nin kritik evrilerinde, e, 15 Temmuz FETÖ darbesi dahil olmak üzere ortaya koyduğu e, art e, ve çok net tavırla, bir de bizim ulusal kanalımızın özelliği işte bir halk televizyonu olarak e, buya girebilmek gerçekten bugünün dünya koş koşullarında, bugünün dünya ekonomisinin okuş okunuşunda çok zor işlerdi. Bu açıdan da e, o mücadelenin önemli isimlerinden e, birini kaybettik. Burada Tuğla'da eli emeği olan isimlerden birini e, en son İzmir e, büromuzun oluşturulması kuruluşu Ege bölgesindeki e, çalışmalarda ama hayat Abi e, Ergenekon ve Balyoz sürecinin de mağdurlarından FETÖ'nün hedef aldığı isimlerden biri oldu. Hala daha hafızamda o işte FETÖ'nün gözaltına aldığı süreçler, bizim yurttaşlarımızın o araba üzerinde kurduğu baskı hafızalarımdan gitmedi. Çok uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu bu, doğ bu doğrultuda bir müddet onu dinlendirmek üzere. Ee, biraz daha geri planda tutmaya çalışmıştık ama o durmuyordu. Yani bu son Dijitürk kampanyamız dahil e, elinden ne geliyorsa işte elindeki telefonuyla ulaşabileceği kesimlerle ulaşmaya çalışıyordu. İşte biz TV Bulara e, ya da önümüzdeki Dijitürk hedeflerine ya da burayı daha ileriye taşıyabilme konusunda Hayati Özcan ve Hayati Özcan gibi isimlerle birlikte e, yürüyerek gerçekleştirdik. Tam bir emekçi, tam bir devrimci. Tam görev adamı yani aklınıza gelebilecek e, bu e, sıralamada ne varsa hepsini gönül rahatlığıyla nakşedebileceğiniz isimlerden biriydi. Maalesef dün akşam e, kendisini kaybettiğimizin haberini aldık. Değerli ailesine, yakınlarına, Ulusal Kanal Camiası'na, Vatan Partisi e, Camiası'na, e, İzmir'de değerli kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi de ileterek bir yayın kuşağına başlamak istiyoruz. hayat abi. 24 saat gönüllüydü. Hani böyle şey vardır asker yemez, komando içmez değil mi? Yani böyle bir şeyimiz vardır öyle yetiştiririz. Ee, hayata abi işte yemeyen, içmeyen, uyumayan ama sürekli mücadele eden çok kararlı, çok karakterli bir duruşun simgesi olarak bizlere çok önemli bir bayrak bıraktı. Ee, şimdi onu son yolculuğuna uğurlarken geride bıraktığı bize en büyük miras kuşkusuz Ulusal kanaldı, işte TV buya soktuk. Şimdi de Dijitürk platformunda çok daha geniş kitlelere hitap etmek gibi süreçleri kararlılıkla sizlerle birlikte omuz omuza götürme konusundaki bayrağı da kendisinden devralıyoruz. Hayat abi seni unutmayacağız. Ee, benim için de özel isimlerden bir tanesiydi Hayat Özcan. Gerçekten omuz omuza bir arada olduğumuz, mücadele ettiğimiz bir dava arkadaşımızı da bu süreçte maalesef yitirmenin üzüntüsü ama onun getirdiği bayrağı geleceğe taşımanın umuduyla e, yeni yıla da böyle bir giriş yapıyoruz. İşte bizim açımızdan e, kendimize belki özel e, önemli haber ve başlıklar da bugün günaydın Türkiye'ye giriş yapmış oluyoruz. Değerli Hayati abime e, buradan e, Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerken özellikle e, kritik devrim mücadelesinde ve Devrimcinin en önemli rotası olan anti saflarda haberlerle giriş yapacağız. Bu yılı biraz bu cephede oldukça kararlı duruşumuzla, denklemi değiştiren tutumumuzla ve geleceğe yön veren ufkumuzla geçirmeye çalıştık. Bir yıl içinde neler oldu, neler geçti ona bakacağız. Çünkü işte iktidar planları var yine kapitalin. E, buralarda dikkat etmemiz gereken meseleler de var. Bunları da yine hem bugün hem ilerleyen günlerde e, bu ekranlardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yükselen Asya'da yerini almaya başlayan Türkiye, Atlantik İttifakı tarafından düşman ilan edildi. ABD'nin başını çektiği ittifak, Türkiye'de kendisine dost bir iktidar yaratma planını devreye soktu. ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın hükümeti demokratik yollardan devirme hedefinde hangi siyasi partiler ve kimler yer aldı? İşte 2020'nin hiçbir yerde bulamayacağınız haberlerinden derlediğimiz gündemimize giriş yapalım. Amerika Türkiye cepheleşmesi 2020 yılında hat safhaya ulaştı. Asya yönelimiyle Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Kafkaslar'da Amerika'ya karşı duran Türkiye, Washington ve NATO'nun hedefi haline geldi. Not by IQ, but by... Türkiye'de hükümeti devirmek için iktidar planı hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri bu planları Rand Corporation raporlarına yazdı. Raporda Amerika'nın iktidar olarak destekleyeceği partilerde açıkça yazıldı. Atlantik'ten uzaklaşan Türkiye'de iktidara karşı CHP, HDP, İyi Parti'den oluşan cephenin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Raporda yazılmasa da Saadet Partisi ve Demokrat Parti de o cephenin içinde yer aldı. 2020'de Amerika'nın başkanı seçilen Joe Biden, aday olmadan önceki konuşmasında demokratik yollardan iktidarı devirme hedefini de ortaya koydu. Hükümetin sert tepki gösterdiği açıklamayı muhalefet cılız söylemlerle geçiştirdi. AK Parti'nin Atlantikçi kanadı olarak bilinen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, 2020 yılında kurdukları Deva ve Gelecek Partisi ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gülse açıklamalarıyla Amerika'nın iktidar planına açık destek verdi. İttifakı kaynaştırmak ve tepkileri azaltmak için dikkat çeken çıkışlar da geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tabanının karşı olduğu Davutoğlu ve Babacan için %99 fikirlerimiz uyuşuyor açıklaması yaptı. En zalim yüzünü temsil ediyorsun demekten alıkoyan şey nedir? Burada, hepsi orada. Bir tek devlet yok Türkiye. 2020 yılı boyunca Amerika ve İsrail'in başını çektiği ittifakın Doğu Akdeniz, Suriye ve S-400 üzerinden tehditlerine karşı Türkiye kararlı durdu. CHP, HDP ve İyi Parti'nin ana çatısını oluşturduğu, içinde Deva, Gelecek, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gül'ün yer aldığı Atlantikçi cephede kararlı dış politikaya hedef alan söylemler geliştirdi. Bizim askerlerin orada ne işi var? Ne işi var bizim askerlerin Libya'da? Atlantikçi ittifak en çok kullandığı söylemlerde Suriye'de PYD ile anlaşalım, Libya'da ne işimiz var, İsrail ile ilişkileri düzeltelim, Rusya'yı değil NATO'yu tercih edelim, S-400'leri iade edelim ve Amerika'nın Çin Uygurlara katliam yapıyor yalanı oldu. Bin bir zulümle Müslümanlıklarını yaşamalarına engel olan Çin'e dair politikanız nedir sizin? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de içinde olduğu birlikteliğin adını dostlarla iktidar planı olarak duyurdu. Amerika dostlarının ittifak görüşmeleri sıklaştırıldı. Dostlarla iktidar planının kritik bir ayağı daha vardı iktidar Türkiye'yi yönetemiyor söylemi üzerinden sokakların hareketlendirilmesi gerektiği yazılmaya ve söylenmeye başladı. Bunun içinde yaratıcı yıkıcılık gündeme getirildi. Included. Yeni açılım rüzgarları da estirdi Atlantik İttifakı. Kılıçdaroğlu, HDP Karamollaoğlu, Davutoğlu, Gül ve Babacan'dan sık sık yeni anayasa, ana dilde eğitim ve hatta demokratik özertliğe giden açıklamalar yapıldı. Ana dillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için Demokratik bir hukuk devletine yakışan bütün düzenlemeleri biz yapacağız. 2020 yılında Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin büyük bir skandalı ortaya çıktı. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Parti'nin birlikte hazırladıkları ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk üç maddeyi hedef alan anayasa taslağı gündeme bomba gibi düştü. İyi Parti'nin HDP ile yaptığı anayasa girişimi partide tepkileri ve istifaları beraberinde getirdi. HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil benim açımdan. İyi Parti sizin babanızın çiftliği de değil. Atlantik İttifakı açısından kritik bir konu daha vardı. O da terör tutuklusu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tı. Dört ayrı davada beş ayrı suçtan yargılanan Demirtaş'a Atlantik İttifakı sahip çıktı. Hemen her açıklamada Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi. Atlantik'in Demirtaş ittifakına AK Parti içindeki Bülent Arınç da destek verdi. Yani onun halen tutuklu kalmasına gayret ediyorum tahliye edilmesi lazım. Koronavirüs mücadelesi, ekonomideki sorunlar ve dış politika karşıtlığı üzerinden Atlantik ittifakını pekiştiren sözde muhalefet için Amerika Birleşik Devletleri seçimleri de kritik önemdeydi. Amerika derin devletinin desteklediği Biden'ın seçilmesi ittifak için umut ışığı oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkan seçilmeden önce Türkiye'de iktidarı demokratik yollardan devirelim diyen Biden'dan demokrasi bile istedi. Türkiye'deki bütün demokratikleşme hareketlerini desteklemelerini isteriz. Türkiye'ye açık düşmanlığına rağmen Atlantik İttifakı ve Biden'a yakın olan Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan, Gül ve Arınç Biden tayfası olarak anılmaya başladı. Programlarına baktığımız zaman burada iflastan başka umutsuzluktan başka, karamsarlıktan başka ve çıkmazdan başka bir şey görmüyoruz. Yeni yılın en önemli mücadele hattı işte bu noktada. Yani Biden ve dışarıdaki Biden tayfası, içerideki Biden tayfasının yeniden e, ülkemizin e, deyimlerindeyse emperyalist blokun yanına çekebilecek stratejileri olduğu çok açık ve net. Ama burada e, her zaman söylediğimiz bir not var. Karşı tarafın ne yaptığını zaten biliyoruz ama bu noktada biz nasıl hareket edeceğiz ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte onu, onun için ulusal kanala ihtiyaç var. Bu stratejileri işte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ayrıntılandırdığı yazılardan hafızamızda kalanlar. Mavi kurmaylık, bölgesel denklemde e, anti-emperyalist cephenin oluşturulması, işte altılı platforma Apasya'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eklemek, Türkiye'nin Rusya'yla Çin'le ilişkilerini geliştirmek, ekonomide artık devrim e, üretim devriminin kodlarını ve notlarını yansıtmak. Bütün bunlar e, en önemli görev e, hattı olarak karşımıza çıkıyor. Aydınlık gazetesi de bu yılı üretim hattı çerçevesinde değerlendiriyor. İşte yayının başında o üretim vurgusuyla da giriş yapmaya çalışmıştık. Yeniden arkadaşlarımız yansıtırsa bugüne Aydınlıktan nasıl bir e, tablo yansıyor onu da sizlere sunma gayretimiz olsun. Çünkü Üretim bu yılın vazgeçilmez unsuru olacak. Bir yandan istihdam boyutu, bir yandan özellikle işte bu kapitalin bize dayatmaya çalıştığı sistemin değiştirilmeye çalışıldığı süreci net bir şekilde bu yıl yaşayacağız. Bu yıl bizim şanslarımız var. İşte bu zamana kadar 20 yıllık süreç içinde sürekli emperyalizm saldırdı ve işte biz ulusal kanal ve ulusal kanalın takipçileriyle birlikte burada gardımızı aldık, konumlanmamızı aldık, savunma hattımızı oluşturduk. Ama yeni yıl artık oyun kuruculuğa doğru bizi sürükleyebilir. Yeni yıl eğer günlük politikalardan, günlük tartışmalardan kendimizi kurtarabilir. İşte gazetenin ifade ettiği gibi üretim ve istihdama vurgu yapabilir. Bölgesel gelişmelerde konjonktürü iyi okuyabilir ve buralarda kararlı adımları sürdürürsek işte burada çok büyük fırsatın bize getirilebileceği bir 2021 yılı bizi bekliyor olacak. Zorluklar bizden korksun diyor 2021'in gündeminde üretim ve istihdam. İşte üreten insanın gözlerinin içinin güldüğü bir fotoğrafla bir emekçimiz de bir üreticimiz de bugüne giriş yapmış. Derviş Çömez Anadolu Ajansı muhabirinin bu çarpıcı fotoğrafını kullanmış. Ve yine bir diğer emekçi Dilek Uyar'ın fotoğrafıyla da emekte üretimde bir başka emekçimizin fotoğrafı diyor ki haber zorluklar bizden korksun milletçe birleşiyoruz. Yükselen Asya uygarlığının öncülerindeniz. Görev başındayız. Dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. İşte yeni dönemin en önemli görevlerinden bir tanesi. Fırat'ın doğusunda ve batısında Amerika'ya geçit yok. Oldukça hareketli son yılın son günlerinde biliyorsunuz bu coğrafya. Ve buradan baktığımızda Türkiye'nin Rusya ilişkileri işte Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinin de Son haftada dile getirilmesi Yeni yıla ilişkinde kapitele emperyalizme verilen en önemli yanıtlardan biri gibi ve kuşkusuz mavi vatan nöbetindeyiz buradaki en önemli nokta. Yeni yıla dedik ya aşılanmış sağlıklı bir Türkiye toplumumuzun yüzde 60'lar 70'ler seviyesinde aşılanmasıyla maske mesafe hijyen ya da işte sürekli yanımızda gezdirmek zorunda kaldığımız bu kolonyalarımızı belki o yüzde 60'lar 70'ler oranındaki e, bir e, aşılama süreciyle ancak gerçekleştirebiliyoruz. Hani son haftalardaki kısıtlama işte yaklaşık önümüzdeki pazartesi sabah saat 5'e kadar e, sürecek olan içinde bulunduğumuz kısıtlama sürecinin kuşkusuz önemli avantajları olacak. Son birkaç haftadaki gazete kalabilir arkadaşlar. Son birkaç haftadaki e ile çok önemli oranda yarı yarıya daha da aşağıya rakamları düşürmeyi başardık. Ama e, vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 250 ve üzerinde maalesef bir direnç gösteriyor. Bir diğer sıkıntılı noktamızsa yoğun bakım, erişkin yoğun bakımlardaki doluluk oranı hala %70'ler bandını zorluyor. İşte 68.7 civarında da en son. İşte buralardan e, yola çıktığımızda değerli seyircilerimiz bilim insanlarımızın çok net bir kararlı vurgusu söz konusu oldu. Aşı tartışmalarıyla başlamıştık yılın e, son ayına yani geçtiğimiz yılın son ayına. Ama o aşı tartışmaları yılın son haftasında gelen anketlerle birlikte, e, bilim insanlarımızın kararlı duruşuyla birlikte artık %70'ler oranında zaten bir halk kitlesinin aşılama konusunda net bir tavır ortaya koyduğunu gözlemliyor. Değerli gönüllerimiz var. E, i̇şte geçtiğimiz yıl içinde bizim Seda Akyüz başarılı bir aşılama gönüllüsü oldu. Bunu canlı yayında geçtiğimiz ayın ortalarından itibaren yansıtmaya başlamıştı. Bugün de 2021'e girerken en önemli umudumuz yeni aşı süreci. Özellikle maske, mesafe, hijyen ya da dün akşamki gibi kısıtlamalı yeni yılları kutlamamak için. Maskeden Belki kurtulmak isteyenler vardır. Gerçi artık kış aylarının vazgeçilmezi olacak gibi gözüküyor maske. Çünkü bizi birçok soğuk algınlığı ya da grip gibi konularda da korumuş. Yani rakamlar geçtiğimiz yıla göre rekor düzeyde iniş sağlamış. Yani o işin ayrı bir boyutu ama maske, mesafe, kişisel temizlik, hijyen, işte birbirimize sarılamamak, o sıcaklığımızı, içtenliğimizi hissettirememek gibi konularda mesafe ablamızın tek bir yolunu bilim insanları Toplumumuzun %60'ının, %70'inin aşılanmasıyla, dikkat aşılanmasıyla, rakamların aşağı doğru inişiyle, vakaların düşüşüyle değil ya da e, bu vakalar sıfırlansa bile değil. %60'ının, %70'inin aşılanarak bağışıklığın oluşması itibariyle anca bu konuda mesafe alınabileceğini ifade ediyor. Aşılanmış sağlıklı Türkiye HDP kapatılacak, Diyarbakır anneleri kazanacak, yılın kahramanları bu anneler. Yani Türk siyasetinde emperyalizme hizmet etme gayreti içinde olanlara yılın tokadını buradaki Diyarbakır annelerimiz attı. Hatırlayacaksınız daha ilk gün itibariyle. Daha ilk gün itibariyle sadece ulusal kanal vardı. Vatan Partisi vardı, Öncü Kadın vardı, Öncü Gençlik vardı, Türkiye Gençlik Birliği vardı. Bazı sivil toplum örgütleri, STK'lar, vicdanlı sahibi olanları da bu sürece eşlik etti ama Türk siyasetinde en küçük bir toplumsal sorunu büyüte büyüte köpürte köpürte anlatanlar... ...kendini milli cephede ya da Atatürk çizgisinde gösterenlerin de maalesef yanlarında olmadığı annelerdi. Ama onlar öyle bir kararlı durdu ki sessiz kaldılar, konuşamadılar bu cephedekiler. Ağızlarını bile bıçak açmadı. Öyle de bir yılı geride bıraktık ama bu yıl böyle olmayacak. HDP kapatılacak, Diyarbakır anneleri kazanacak. Bu rüzgar Diyarbakır'da başladı ama... Şırnak'ta, Hakkari'de, Ağrı'da, İzmir'de biliyorsunuz Maide Anne yurt dışında biliyor orada da çok sayıda gencimizi kandırıp işte HDP gibi ee taşeronlar aracılığıyla e, daha e, çıkartılan gençlerimiz vardı. Bu yok hedeflerimiz arasında o gençlerimizi kurtarmak da var. Kardeşi kardeşe urdutmak deyimini bu muhalefet geçmişte çok kullanıyordu ama bugün Diyarbakır annelerinin kararlılığını görünce emperyalizmin bu coğrafyada kaybetmesini istemedikleri için onlara destek vermemişlerdi ama onları da itekaka e, bu sürecin destekler e, ta, e, tarafına elbette e, getireceğine inanıyoruz. Adam eder. Anneler ayağa kalkarsa bir milleti adam ederler. İşte öyle eylemlerden biriydi. Hepsine buradan selamlar. Yeni yılda her şey hepinizin gönlünüzce olsun diyelim. Ve Vatan Partisi'nin günleri geldi. Türkiye'nin tahmin ediyorum son 20 yılda en çok konuştuğu isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti. Türkiye'nin son yıllarda en etkili eylemlerini gerçekleştirenleri işte o Vatan Partisi'nin kadrolarıydı. Öncü gençlik kadroları. Öncü kadın kadroları, Türkiye Gençlik Birliği gibi oluşmuş vatansever kadroların alanda ve sahadaki hareketliliği oldukça inanılmazdı. Ama 2020 yılı gerçekten Vatan Partisi'nin çokça konuşulduğu, yani bir siyasi lider Doğu Perinçek'in ismini almadan neredeyse sözüne başlayaması hale geldi. Çünkü öyle bir cephe, öyle bir konjonktür okuması vardı ki, öyle bir sistemi analiz ediyordu ki kayıtsız kalamıyordu kimse onu seveni de konuşmak durumunda kalıyordu. Onu sevmeyeni de onsuz yine yapamıyordu. Öyle bir yılı geride bırakmıştık. Dolayısıyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu özellikle kamuoyunda medyaya yaptığı çağrılar, bu zamana kadar okuduğu konjonktür okumalarının biz birebir karşımıza çıkmasıyla birlikte toplumda oluşturduğu çok büyük bir güven ve hassasiyet var. İşte o yeni yıl rotasında da e, bu yılın Vatan Partisi yılı olacağına inanıyoruz. Savunmada yerli atak, iç cephede birlik görevi, yargının altın çağı, çevrim içi kültür sanat, 18 ülkeden özel değerlendirmeler ve spor almanayla da Aydınlık Gazetesi özel bir sayıyı sizler için paylaşıyor. Kısıtlamalar var dışarı çıkmayın. E peki aydınlığı nasıl okuyacağız? Özellikle bizi TV bu platformundan takip eden yeni dinleyicilerimiz varsa diğerleri yol ve yöntemi biliyor. E-abone olabiliyorsunuz. E Telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize, laptopunuza kullandığınız e teknolojik cihaz hangisi ise abone olduğunuz andan itibaren her sabah işte bu size... Yol haritası sunacak, her sabah elinize bir gelecek perspektifi sunacak gazeteyi de edinebilirsiniz. Aydınlık Gazetesi'ndeki emekçi arkadaşlarımız adına da hepinizi TV Bu platformunda özellikle takip eden değerli dinleyicilerimizi bu noktada selamlamış olalım. 2020'ye damga vuran olaylardan biri de ABD ve İsrail'in işgal planı oldu. İsrail 53 yıldır işgal ettiği Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saydı. 40 bine yakın Filistinli evinden edildi. Tüm dünya bu duruma sessiz kaldı. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ile korsan yerleşim yerlerini yasal hale getirmenin peşine düştü. Önce 100 yılın anlaşması yalanı, ardından da Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme ve ilhak planı. yılın ilk ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail'in Filistin'i işgalini meşrulaştıran yüzyılın anlaşmasını açıkladı. Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Amerika'nın Filistin'i işgal planına yanıt direniş oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rahim Allah'tan dünyaya seslendi. Trump'ın bu saçma sözlerini duyduktan sonra yüzyılın anlaşması olarak adlandırılan İnsan Hakları Komiseri Michel Bachelet planın yasa dışı olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde barış planını reddetti. Kudüs kırmızı çizgi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Filistin'i imha planının gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Dünyanın gündemine sözde yüzyılın planı adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin ver Filistin'de ve Gazze şeridinde yüzyılın yalanı açıklandıktan sonra ilk cuma namazı kılındı. Binlerce Filistinlinin katıldığı cuma namazı büyük gösterilere dönüştü. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı Kudüs dayatması için ikna turlarına başladı, Rusya'ya gitti. Vladimir Putin'le görüştü. İyice saldırganlaşan İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi. Tüm bu girişimlere rağmen girdiği son seçimde güveni sağlayamadı Netanyahu. İsrail'de halk sokaklara döküldü. İsrailliler yolsuzluk hükümetine hayır diyoruz sloganıyla Netanyahu'yu ve kurduğu koalisyonu protesto etti. Bu gerginliğin altındaki Filistin'de büyük felaketin yani Nekbe'nin 72. yılıydı. Filistin halkı savaşın kurbanlarını anarken İsrailliler de Kudüs'te işgalin yıl dönümünü kutladı. Hala işgal altındaki topraklarımıza geri dönme umudum var. İran 30 yıl sonra ilk kez Kudüs Günü'nü andı. Hamaney dini lider olarak ilk kez Kudüs Günü için açıklama yaptı. Bu trajedideki temel suçlu Batılı hükümetler ve onların şeytani politikalarıdır. Tel Aviv'de de İsrail'in ilhak planı protesto edildi. Rabin Meydanı'ndaki eyleme İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda İsrailli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Hiç kimse işgal altında yaşamamalı, herkesin kendi devleti olmalı. Bizim ülkemiz onların topraklarını işgal etmemeli. Batı şeriayı ilhak planına Avrupa ülkelerinden destek alamayan İsrail, hızlıca yeni bir plan devreye soktu. Körfez ülkelerinin İran düşmanlığını kullanan İsrail, Amerika'nın desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı. Vahabizm, radikal İslam ve selefilik atfıyla İslam bütün dünyada kriz yaşayan bir din. Siyasal İslam'a inanmıyoruz. Dünya istikrarı ve barışı ile uyum olduğuna inanmıyoruz. İmza töreni Beyaz Saray'da düzenlendi. Amerika'nın ara buluculuğunda hazırlanan imza metnine de İbrahim Anlaşması adı verildi. Trump, törenden önce Netanyahu'ya Beyaz Saray'ın anahtarını hediye etti. Ama bu yetmedi. Amerika ve İsrail ihanet anlaşmasına karşı çıkan Filistin lideri Mahmut Abbas'ı devirmek için kolları sıvadı. Abbas'ı Dahlan'la değiştirmeyi düşünüyoruz denildi. Dahlan, Orta Doğu'nun en karanlık ve tartışmalı ismi olarak biliniyor. Beyaz Saray'da imzalanan Filistin'i imha Anlaşması'nın ardından Tel Aviv ve Abu Dhabi arasında karşılıklı ticari yolcu uçuşları başladı. Efendim, intifada el intifada e, kararlı bölgesel rotalardan bir tanesi de kuşkusuz burası. E, burada da emperyalizmin e, belini kırmak e, hepimizin görevi. Gazetelerle e, sürdüreceğiz değerli seyircilerimiz. Hürriyet gazetesi diyor ki, 2021 yılı için mutluluk reçetesi manşetini kullanmış Hürriyet Osman Müfteoğlu Hoca'nın sanıyorum burada anlatacağı notlar var. 2020 korona salgınının pençesinde geçti 2021'e de her yıl olduğu gibi umutla giriyoruz diyor hoca. Peki yeni yılda daha iyi bir hayat için neler yapmalıyız? Osman Hoca'dan yeni yıl tavsiyeleri. Efendim hayatı ıskalamamak için yavaşla Önerisinde bulunmuş hoca. İyimser ol, olumlu bak. Keder ve kaygıdan uzak dur. Öfkene yenik düşme. Oku, yaz, dinle ve izle. Öğrenmeyi ve üretmeyi sürdür. Eğlenceli biri ol. Düzenli ve sık su iç. Ee, önemli uyarılardan biri sanıyorum. Fiziksel olarak da yani psikolojik etkiler dışında kendinizi bir de fiziksel olarak böyle hazırlayın diyor. Düzenli ve sık su iç. İhtiyacın kadar ye. Kahvaltıyı atlama, akşamları erken ve az ye. Erken yat erken kalk, bilime odaklan, bilimsele inan. Sağlık sorunlarını erteleme, alternatif tıp şartlarından uzak dur. Aşılarını ve ilaçlarını ihmal etme. Kronik hastalığın varsa takipte kal. Her gün yürü, aktif ol. Günü egzersiz güne egzersizle başla. Esneme egzersizlerini ihmal etme. Yavaş ye hızlı yürü, bel çevreni takip et diye de bunları sıralandırmış yeni yılın notları arasında. Devam edelim Hürriyet gazetesine bakalım birinci sayfasına başka neler yansımış. Okuluna tavla maçı diyor. Kayseri'nin ünlü iş insanı Osman Ulubaş'ın iki tutkusu var. Biri tavla, diğeri okul yaptırmak. Osman amca okuluna tavla oynayıp yense de yenilse de bir okul yaptırıyormuş bir insan hikayesine yeni yılın ilk gününde yer veriyor gazete işte Osman amcanın hikayesinden yansıyan bir fotoğraf gazetede bir tam sayfa görelim lütfen gazeteyi bakalım neler varmış birinci sayfada çarpıcı o notlara da bakalım Uğur Hoca'ya Bion Türk teklifi demiş Koronavirüsle mücadelede Türkiye koronavirüs aşısını bulan Biontech'in tekin kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin'e ortak aşı üretmeyi teklif edecek yani bir tık daha öne geçmeyi planlıyoruz galiba burada. İftira atmıyorum arayan girgindi demiş. Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu. Yılın sonlarına doğru e, maalesef bu vahşi cinayetler gündemimize giriş yaptı. Papatyalarla uğurlandı. Doktor Aydın Sözer Hoca'yı da papatyalarla uğurladık. Buradan çıkartılacak kuşkusuz önemli dersler var. Yeni yıldaki görev listemize bunları eklemek bizim için bir e, zorunluluk ve yükümlülük. Artık bu görevden hiçbirimiz kaçamayız. Daha iyi toplumumuza yeteceğiz. Çocuklarımızı daha iyi büyüteceğiz. İnsana insan olduğu için değer verilmesi gibi temelleri bir kez daha konuşacağız. Dizilerimizi, filmlerimizi, fragmanlarımızı, interneti, sosyal medyayı bu anlamda artık tam kontrol altına almakla yükümlüyüz. Aylin hocalarımız olmasın bu babaların yüreği yanmasın diye temel görevlerimizden bir tanesi elbette işin öbür tarafında Hukuki ve cezai müediler. İşte başta e, geçen yıl mesela KADES uygulaması 1 milyon aşmıştı. Kadına şiddet konusunda da çok önemli e, başarılar ve e, iyi bir sistem olduğu hep e, bize anlatılmıştı. Belki onun biraz daha genişletilmesi vesaire bu tip olayların e, önüne geçme açısından önemli olabilir. E, kuşkusuz bunların ötesinde de 3. aşamada yani önce koruma, önce eğitim, önce sonra koruma ve sonrası da ceza sürecini kararlılıkla harekete geçirmek ve takip etmek olacak. Yüreğimiz yandı bizim bu yıl bu haberlerle ve yılın sonlarına doğru. Aşı soruları aşılama yakında başlıyor. Vatandaşın merak ettiği çok soru var. Sorularınızı hürriyete gönderin diye de bir kampanya başlatmış. Bir tam sayfa yine lütfen görelim bakalım başka ne var. 2021 uyanış yılı olur. Rahatlama ise 2023'te diyor. Böyle bir astrolog yorumu da varmış. Tam sayfa görelim lütfen gazeteyi. İşte birinci sayfasını bu notlarla yansıtmış en tepede de işte 100 milyon lirayı kazanan numara demiş 100 milyonun fotoğrafı da yer alıyor gazetede. Sıradaki gazetemize bakalım onun birinci sayfasında neler var gözlemleyelim. Bilime inan evinde kal diyor e, Milliyet gazetesi. Covid 19'un çıktığı nokta Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Wang Ping sıkı tedbirler eski hayatımızı geri getirdi. Bilime inanın ve evde kalın diyor. Çin'den bir röportajla e, gazete e, bu konuya ilişkin e, bir Çin deneyimini ve orada mücadele sürecinin kodlarını kendi sayfasına taşımış. En iyi hediye kurallara uymak sağlık çalışanlarından 302'sini. Koronavirüs nedeniyle kaybettik bu acıyı en derinden hisseden Profesör Demir e, Cemil Taşcıoğlu, Profesör Murat Dilmener ve Profesör Feriha Özün çocukları yeni yılda topluma seslenen Acılı Evlatlar halkımızı uyarı ve tedbirlere özen göstermeli. Kurallara Uyulmadığını gördüğümüzde anne ve babalarımız neden öldü diye sorguluyoruz diyorlarmış. Yeni yıla da böyle bir mesajla giriş yapmış. E eğitimde telafi yılı e bu yıl eğitimi çok konuştuk. Özellikle geçtiğimiz Mart ayı itibariyle EBA sisteminde de bir problemde giriş yaşanmıştı. Kuşkusuz e süreci hazırlıksız yakalan ülkelerin hemen hemen hepsinde görülebilen dijital problemlerdi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla öğretmenler özellikle Eylül dönemi sonrasında EBA ve bunun altyapısından oldukça memnunlar. Ama dolayısıyla çocukların iletişim kurması en temel eğitim olduğu için burada orada bir sıkıntı yaşandı. Umut ediyoruz 2021 yılında bunları çözeriz. Yılın şampiyonu altın olmuş en çok kazandıranları Zeynep Aktaş yazmış. 2020'nin yıldızı Cumhuriyet altını oldu. BIST 100 endeksi %28.9 değer kazanırken Euro 34.7, dolar kuru yıllık 23.4'te kalmış. 10 ton zehir ele geçirildi. Son 24 saatin önemli haberlerinden biri. Bursa'da yeni yıla saatler kala bir çiftliğe baskın yapan polis piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı diye de ekliyor. Sıradaki gazetemize bakalım onun sayfasına neler yansımış. Sabah gazetesi daha güçlü ekonomi, daha fazla demokrasi yeni yıla ilişkin mesajları manşetine taşımış. 2021'e yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirten Başkan Erdoğan, ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz diyor. Yeni yılda kamuda 100 bin personel istihdam edilecek, Bugünden itibaren öğretmenden doktora, hemşireden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor diye vermiş. Yeni yılın istihdam olduğu ya da üretim olduğu gerçeğini aslında herkes görüyor. Buradan da bir kez daha ifade etmek lazım. Türk insanı her zaman korkusuz ve yardımsever. Erdoğan'ın külliyeye kabul ettiği Viyana kahramanı iki Türk sabaha konuştu. Biliyorsunuz geçen yıl Viyana'daki olaylara müdahale eden iki Türk çok çok konuşulmuştu. Son 24 saatin tartışmasında da CHP'li vekir fikir sahaların açıklamaları var. CHP'nin köhnemiş zihniyeti hortladı. Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum açıklaması. Son 24 saatin siyasetteki tartışması ve belli ki önümüzdeki birkaç yılında tartışması olacak. Sıradaki gazeteye bakalım. Başlık ve manşette neler gözüküyor? Tam sayfa hemen yansıtacak sevgili Derya ve Hasan kardeşliğimizin onur nişanesi Mehmetçik'in Azerbaycan'daki varlığı yılın en önemli Türk dünyasının en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Azerbaycan'ın kararlı Karabağ yürüyüşü. Mehmetçik Karabağ'daki ateşkes ve barışın da teminatı olacak, Azerbaycan'da görev yapacak Türk askerlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir diyor. İki haftada hazır ortak merkezinde iki haftada hazır olacağını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in açıklamasından gazete yansıtmış. Birinci sayfadan CHP'li vekilden ahlaksız teklif Fınar'ın babası o ismi açıkladı diye vermiş haberi. 80 saat evdeyiz. Dün akşam 21'de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 5'te sona erecek. Bugün cuma namazı için Yakındaki camiye araç kullanmadan gidilebilecek. Market, bakkal, manav, kasap, kuryemişçiler 10 ila 17 arasında açık olacak. Lokantalar 10 ila 24 arasında paket servis yapabilecek. Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılmayacak ki buna ilişkin dün akşam oldukça geniş ölçüde bir çalışmanın da olduğunu biliyoruz. Yatan hasta sayısı düştü. Bir önceki bölümü bir girişini okuyayım lütfen. Türkiye'nin ilk karantina hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlük hasta sayısı 200'lere kadar düştü diye veriyor. Değişelim şimdi bakalım ne varmış yeni başlıklarda. 2021'e en erken onlar girdi. Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2021'e giren erken ülkeler oldu. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail turist endişesi lütfen çalmayın. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında ticari uçuşlar başladıktan bir ay sonra beklenmeli kriz patladı diyor. Ve İsrail lobisi iş başında az önce haberi e, perspektif olarak da vermiştik size. Avrupa'daki Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK PYD lehine çalışacağını ilan etti. İşte körlerin sağırların birbirini ağırladığı tablo o. Peki çözüm nerede? İşte herkes üretim ve istihdam diyor. Neden? Kim bunu söylüyor? Şimdi de onun haberine bakalım. Dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlığı Batı'dan Doğu'ya kayıyor. İçinde bulunduğumuz dönemin tunç yasası haline gelen bu tespit sonrası Türkiye düşman görüldüğü Atlantik kampından kopmaya başladı. Atlantik'te boğulan Türkiye yeniden Asya açılımıyla tarihi yönelişini başlattı. Asya ile ilişkilerini geliştiren Türkiye önemli işbirliklerine imza attı. Asya'da başı dik yaşama programının sahibi Vatan Partisi de bu süreçte kritik rol oynadı. Vatan Partisi'nin 2020 yılında gündeme getirdiği Karadeniz Akdeniz Dostluk ve Barış Planı bölgedeki ABD tahakkümüne son verecek. İzliyoruz. Emperyalist batı yani Atlantik kaybediyor, uygarlıkların ana vatanı Asya yükseliyor. Biz Asyalıyız. Biz Asyalıyız. Yeni dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlığı Batı'dan Doğu'ya kayıyor. 21. yüzyılın tunç yasası olan bu tespit sonrası Türkiye düşman görüldüğü Atlantik kampından kopmaya başladı. Tarihi yöneliş içinde yeniden Asya açılımı başlattı. Tarihin sarkacının yeniden Asya'ya doğru kaydığı bu dönemde yeniden Asya girişimimizle ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandıracağız. Yeniden Asya yani İngilizce'de Asia New adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. 2020 yılında Asya'da siyasi ve ekonomik işbirliği ve karşılıklı kazanç üzerine kurulu bölgesel atılımlar peşi sıra geldi. Türkiye, Asya'nın büyük güçleri olan Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve İran'la yeni bir dönemin kapılarını araladı. Asya'nın kritik ekonomik atılımı olan Çin'in kuşak yol inisiyatifi bölgeye büyük yatırım ve fırsatlar sundu. Ekonomik refahı vaat eden projeye Asya'daki hemen her ülke ortak oldu. Türkiye Çin'e iki ihracat treni gönderdi. Süreç yeni çağın tarihi adımı olarak değerlendirildi. Ankara-Moskova işbirliği hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde etti. Yeni kazanımlar bölgesel sorunları işbirliğiyle çözme kararlılığı ilan edildi. Türkiye'nin Asya açılımı dirençlidir, dayanıklıdır. Türkiye'nin Atlantik'e boğulmasına karşı Asya'da başı dik yaşaması programının mimarı Vatan Partisi, 2015 yılından itibaren Türkiye'nin attığı bu adımlarda kritik rol oynadı. Silivri duvarlarının yıkılması, Türkiye'de Amerika Atlantik duvarlarının yıkılmasıdır ve Türkiye'ye aynı zamanda Türkiye'nin Asya'ya yönelişinin, başlangıcıdır. Amerikan düşmanlığı ve kuşatmasını bölgesel işbirlikleriyle bitirmeyi planlayan Vatan Partisi, Karadeniz Akdeniz Dostluk ve Barış Planı gibi tarihi bir projeye de imza attı. Karadeniz'den yapacağımız atılımlar Akdeniz'deki mevzimizi pekiştirmek için. 10 maddede özetlenen plan, Karadeniz ve Akdeniz'de bölgesel barış ve huzuru engelleyen Amerika'nın saldırganlığına karşı bölge ülkeleriyle işbirliğini esas alıyor. Türkiye-Rusya işbirliği eksenini güçlendirmeyi temel alan Karadeniz-Akdeniz Dostluk Planı, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Doğu Akdeniz'de Atlantik tehditlerine karşı Suriye, Mısır gibi bölge ülkeleriyle anlaşarak ortak çıkarların birlikte savunulmasını amaçlıyor. Tarafından yapıldı. Rusya'da geniş yankı uyandıran planda özellikle Ankara ve Moskova tarafından atılması gereken karşılıklı stratejik hamleler öne çıktı. Buna göre öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abazya Cumhuriyeti bütün bölge ve dünya devletleri tarafından tanınacak. Plan sonrası Abazya Cumhuriyeti'ne resmi temaslarda bulunan Vatan Partisi burada önemli anlaşmaları imza attı. Abazya bizim için Kuzey Kıbrıs neyse Rusya için de Abazya yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölge ve dünya ülkelerince tanınmasını ön planda tutan Vatan Partisi'nin planı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gündem oldu. Vatan Partisi'nin planında kritik başlıklardan biri de Karabağ ve Kırım meselesiydi. Moskova'nın Azerbaycan toprağı Karabağ tanımasına karşılık Türkiye'nin de Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması planın önemli maddelerinden. Biz 2014-15'ten sonraki tarihimiz yepyeni bir tarih. Atlantik dönemi bitti. 70 yıllık 2015 sonrasındaki Atlantik dönemi bitti. 25 Haziran'da Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Planı çalıştayı düzenleyen Vatan Partisi, o tarihten bu yana kritik temaslarını sürdürüyor. Gelinen süreçte Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma adımları konuşulmaya başlandı. Abazya Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri tehditlerine karşı konumlanan Türkiye, Rusya ile birlikte çözdüğü Karabağ sorunu sonrası Azerbaycan'la birlikte Kafkasların tarihini değiştirecek altılı platform önerisini masaya koydu. Rusya'nın sıcak baktığı altılı platformda Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve eğer taahhütleri yerine getirirse Ermenistan'ın yer alması planlanıyor olgunluk kazanan platformun sekizli olması da gündemde. Öneriler karşılandığı takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abazya Cumhuriyeti de bölgesel işbirliğinde yer alabilecek. Türkiye Asya'daki yerini alacak. Türkiye ye, Atatürk devrimi rotasına girecek. Efendim tarihler 1 Ocak 2021 e, tarihini gösteriyor. Günlerden Cuma e, biz büyük bir heyecanla bugüne başladık. Yeni yılın ilk canlı yayını hem de e, yaklaşık 2,5 milyon daha e, eve haneye konuğuz. O, o değerli seyircilerimizi bir kez daha selamlıyoruz. Yani yılın sonlarına doğru radyomuz Kocaeli'den ses vermeye başladı. Televizyonumuzda yılın ilk günü. TV bu platformundan yaklaşık 2,5 milyon haneye daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok zor bir yıl geride kaldı yani hemen hemen bütün yeni yıl mesajlarının içeriğinde biraz bu vardı. İşte bunun da tabii en önemli etkeni Covid-19 vesaire istihdam, işsizlik, üretim buralarda yaşadığımız sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle yeni yıla hani umutsuz girenler varsa ya da yeni yıla ilişkin ya o almıyor arkadaş gibi bir yaklaşım varsa işte Öyle Yapmayalım'ın bölümündeyiz. Çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğum, uzun yıllar terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasıyla görev yapmış. Ve buradan sonra da hani nispeten hani asker her yerde askerdir. İşte Doğu Akdeniz, Ege kuşkusuz hep görev başındalar ama hani daha nispeten ee, rahat edebileceği e, say, işte Muğla tarafına atanıyor değerli konuğum Ve burada maalesef geçirdiği bir trafik e, kazasıyla hayatı değişiyor ee, Böyle öznel bir hikaye e, var Kuşkusuz e, bu saatten sonra e, iki ayağını kullanamamasının da getirdiği bu kazadan sonra Bir e, azim irade süreci ve e, bundan sonraki yaşamını da Yani o kazadan sonraki yaşamını da akademik kariyerle sürdürüyor e, bulunduğu üniversitenin dekanlığına kadar yükseliyor ve Türkiye'nin ilk tekerlekli iskemle e, ilk kullanan e, dekanı oluyor. Hedefi kuşkusuz hocamızın daha ileri daha büyük yeni yıla da umutlarla giriyor. E, çok da güzel bir kitap hazırlıyor. Vazgeçme diyor. Eğer vazgeçme niyetinde olanlar varsa vazgeçmesin. İşte Profesör Doktor Ozan Bahar Hocam e, o muhteşem gülüşüyle, dinamizmiyle e, değerli hocam karşımızda. Hocam size değerli ailenize bütün sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyoruz. E, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Hoş bulduk sevgili Can. Senin de enerjin çok güzel, harikasın her zamanki gibi. Öncelikle senin şahsında ulusal kanal çalışanları başta olmak üzere e, bizi dinleyen tüm e, izleyicilerimizin e, yeni yılını e, canı gönülden kutlayarak başlayalım yayınımıza sevgili Can. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizim tabi gün içinde güzel haberimiz dün gece 24 itibariyle TV platformuna giriş yaptık. Yayınlarımızı siz de takip ediyorsunuz. Bir yandan Digitürk platformu, bir yandan TV kampanyasına giriş yapmıştık. Ee, işte yurttaşlarımız dünyada tek örnek olan halk televizyon modelinde bir aşamayı daha bize kazandırdı. Diğer aşama için Dijitürk için bu ay çalışmamız sürecek. Ben hazır e, sizi yakalamışken e, o motivasyon e, gücü ve ruhunuzla e, hem TVBU'ya e, girişimizi değerlendirmenizi hem de Dijitürk kampanyası için değerli seyircilerimizle neler paylaşmak istersiniz e, o çağrınızı da dinlemek isterim hocam. Öncelikle tabii severek izliyoruz zaten şahsınızda kanalı. çok da başarılı ve güzel işlere imza atıyorsunuz hatta. Kanal içerisinde öğrencilerim de var. Yanlış hatırlamıyorsam zaman zamanlarla da görüşüyoruz. Tabii öncelikle TVB ailesine katılmanız beni de çok mutlu etti. Çünkü ne kadar çok kitleye ulaşırsanız, ne kadar çok izlenirseniz bu farkındalık ülkenin geneline yayılacak. Tabii bizim kendi evimizde de dijitürk var. Dijitürk'e bir an önce bağlanmanız, şu anda işim mesela sizi bu anlamda izleyemiyor artık. Cep telefonundan açmak zorunda kaldık. Yani önemli ve güzel işleri imza atıyorsunuz. Takip ediyorum gururla. Gelelim tabii olumsuzluklara istersen hemen başlayalım. Evet zaman. hocam, Be e yapacağım. bu yıl zor geçti hocam doğal olarak. Evet. Covid sıkıntı, üretim, istihdam yani insanlarımız özellikle belki şimdi bu kısıtlama bir de pazartesi sabah 5'e kadar yaklaşık 80 saate yakın bir kısıtlama. Evet. Doğal olarak bunu aldık hocam. Neden vazgeçmesinler 2021 yılında sizi dinleyelim hocam. Neden vazgeçmememiz gerekiyor? İnsan olmanın özelliği gereği bir kere sevgili Can. İnsan... Kesinlikle vazgeçmek üzere Yaratılmamış. İnsanın ruhuna yüce yaratıcı tarafından vazgeçmemesi. Geçmişe değil, geleceğe yönelik odaklanması insanın ruhuna her zaman söylüyorum kodlanmış. Vazgeçmemek, vazgeçmemek zaten yapabilmenin sevgili Can %95'ini oluşturuyor. E, baktığımız zaman geçmişe, tarihe baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı biliyorsunuz çok kanlı geçmiştir. İşte e, Avrupa'nın, Sibirya'nın, çok böyle soğuk hapishanelerinde bir takım insanlar e, o hapishanelerde çok kısa bir süre içinde yaşamlarını kaybederken büyük bir çoğunluk ise uzun yıllar hayata tutunuyor. Bunlar üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığı zaman ben de e, kendi kazamla birlikte e, yani tecrübe ettiğim olayı aynısıdır ki zaten söyleyeyim hemen hani neden vazgeçmiyor geçmememiz lazım. Çünkü yaşam devam ettiği sürece nefes aldığımız sürece inanın hep bir umut vardır. Burada önemli olan şey şudur sadece. O hapishanelerde insanlar, o Sibirya'da, o Avrupa'nın soğuk şartlarında, o savaş ortamında nasıl ayakta kalmış, nasıl zihnini zinde tutmuş dersek, muhakkak bir şeylerle uğraşmışlar sevgili Can. Yapacak bir amaçları olmuş. Ben Kazam'la birlikte Güneydoğu'da sen de biraz önce bahsettin. İşte Subay Okulu dönen birincisiydim. Güneydoğu'da çok başarılı bir komando bölük komutanıydık. Hiç ummadığımız bir kazayla birlikte kimliğimi kaybettiğimiz bir süreçte, kimliğimi bir daha söylüyorum, kimliğimi sadece belden aşağıda birçok şeyimi değil, ayaklarım değil, kimliğimi de kaybettiğim bir süreçte yaşadığım hayatı tekrar fark edip bu travmayı nasıl atlatabilirim? Çünkü bu hayat böyle devam etmez. hayatımızın orta yerinde. Ha dedim ki üniversite lojmanımın karşısında üniversite bana bakıyor, ben üniversiteye bakıyorum. Bir şeylerle uğraşmam gerekiyor dedim. O hayat amacımı, o kaybettiğim kimliğimi ben akademik kariyerde buldum. Bu bağlamda eğer insanların ulaşmak istedikleri bir amacı varsa, bir hedefi varsa ya da odaklandıkları bir hayali varsa sevgili Can, 2020'nin olumsuzlukları hiçbir şekilde onları etkilemeyecektir. Eğer sizin odaklandığınız bir hedefiniz varsa, hayatınıza anlam katan, değer katan, sizi her yeni yıla, bakın bugün yılın ilk günü, 2021'in her yeni sabaha, her yeni güne neşeyle, enerjiyle, umutla uyanmanıza, burası çok önemli, bir hedefiniz varsa, ulaşmak istediğiniz bir amaç varsa, bu anlamda yaşanılan her türlü sıkıntının, her türlü olumsuzluğun Kesinlikle ve kesinlikle üstesinden gelinebilir. İşte o cezaevindeki o hapishanelerdeki insanlara bakıyorsunuz kafasında zihninde hayali bir rakip geliştirip satranç oynamış. Günlerce, aylarca, yıllarca kendini satrançta zihninde geliştirmiş veya yabancı bir yabancı bir yabancı bir dil. Bilgisini nasıl geliştirebileceğine yönelik kafasında bir şeyleri kurgulamış. Yani insan hapishanede de olsa zihinde eğer özgürse zihni olumlu düşüncelerle zihnini donatabiliyorsa ve uğraşacağı bir e, gaye varsa sevgili Can her türlü sıkıntının ben üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Ee, çok güzel özetlediniz. Benim anladığım biraz şu hocam bulunduğunuz alanın avantajını görün ve burada bir meşgale yaratın. Yani o mu hocam evet. tam? Kesinlikle. Ben iki ayağımı kaybettim çok dezavantajlı bir durumdaydım. Asansörler yoksa binalara çıkamıyordum. Rampa yoksa işte bir binaya giremiyordum. Öyle yapamıyordum, böyle yapamıyordum. Yani ben bu karamsarlık içerisinde Allah'ım korusun hayatıma son verebilirdim kendimi olumsuz maddelere bağımlı hale getirebilirdim ama biz bu dezavantajın içerisinde bu olumsuzluğun içerisinde sevgili Can gerçekleri kabul edip bakın burası çok önemli yine insan önce sorunlarını kabul etmeli önce başına gelen durumu, problemi kabul etmeli değiştiremeyeceklerine değil kesinlikle değiştirebileceklerine sevgili Can odaklanmalı ben ne yaptım Tavır çok önemli. Yani insan hiçbir şeyi bazen kontrol edemiyor, ama bir şey hariç hep söylüyoruz. Düşüncelerimiz, düşüncelerimizi kontrol edebiliriz, tavırlarımızı, duygularımızı kontrol edebiliriz. Böyle yaptığımız sürece, olumlu düşünceyle hayata baktığımız sürece, her türlü dezavantajın, her türlü sıkıntının üstesinden gelebiliriz. Bakın insan olup psikolojide yapılan çalışmalar şunu gösteriyor sevgili Karadut. Ee, i̇nsan birçok olumlu hayatında yaşadığı olumlu olaya rağmen bu Türkiye'de de böyle yurt dışında da böyle insan gidiyor hep olumsuza odaklanıyor biliyor musunuz? Biz buna psikolojide zihinsel filtreleme diyoruz. Oysa ki hayatında o kadar güzel şeyler var ki ama gidiyor insanoğlu olumsuza odaklanıyor. Veya hayatında çok başarılı olduğu, çok mutlu olduğu aslında o kadar çok an var ki biz gidiyoruz bizi mutsuz eden anlara odaklanıyoruz ki biz buna olumluyu yine olumsuza indirgeme diyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? Zihin insan insanoğlunu Allah çok güçlü bir şekilde yaratmış. Zihnimizi zihnimizi kontrol edebildiğimiz sürece dezavantajlı bir durumda bile olumsuz bir travma esnasında bile geleceğe umutla bakma yetimizi kaybetmediğimiz sürece ki ben bunu yaptım ve bu engelleri bu sıkıntıları eşimle birlikte nasıl atlattım oğlumla beraber kendimi sevgili Can, çalışmaya verdim çalıştıkça, ürettikçe bir amaçla her güne başlarken işte o hayat beni olumsuzluklardan olumluya doğru itti. Benim bizi dinleyen izleyicilerime söyleyeceğim en önemli şey bu. Ama burada şunu da ifade edelim. Bazen tabii işte 2020 yılındaki koronavirüsü sevgili Can. İşte bazen zorluklar, sıkıntılar, mücadeleler hayatımızda belki de tam gerek ...duyduğumuz şeyler... ...yani ne demek istiyorum... ...belki bizdeki eksiklikleri... ...tamamlamak için hayatımıza giriyor... ...güç mü istiyoruz... ...Allah karşımıza bir zorluk çıkartıyor... İşte ne bileyim... ...bilgelik mi istiyoruz... ...karşımıza çözmemiz gereken... ...problemler çıkartıyor... ...sevgi mi istiyoruz... ...karşımıza Allah veya hayat... ...evren problemli insanlar çıkartıyor... ...yani özetle... ...2020 yılı evet... ...covid'den dolayı çok üzüldük ama... Demek ki burada bu sıkıntılar içerisinde de e, bizim çözmemiz gereken, bizim anlamamız gereken sevgili Can e, çok e, anlamlar olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü işte her gün bir kadınımız öldürülüyor, çocuklarımız e, dezavantajlı durumda, ne bileyim işte engellileri, yaşlılara tavır ve davranışlarımız. insan olmayı unutmuştuk diyorum ben. İnsanlıktan artık çıkmıştı insanoğlu. Belki de bazı değerleri... Covid-19 ile birlikte yeniden hatırlamamız gerekiyordu. Bu da belki de tam zamanında hayatımıza girdi diye düşünüyorum. Sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde ve maddi kazançlar, maddi olaylar hep ön plana çıktı sevgili Can. Geçen seneyle radyo programında da konuştuk. 1980'lerde Japonya'da kriz oluyor. Bakıyorsunuz işverenlere e, baretlerini tulumlarını giyiyor işçisiyle beraber kalkıyor işçisiyle beraber yatıyor işçisiyle beraber o kazana e, kaşık sallayıp o karavanaya yemek yiyor ve çok kısa sürede ayaklara ayağa kaldırıyorlar ki Sony, Hightech, GVC gibi firmalardı. E, Türkiye'de bakıyorsun bir kriz ortamındaki Covid-19 işte en son örneği hemen işi çıkartıyoruz hemen küçülmeye gidiyoruz ama patronlarımız yine yükseltü, lüks araçlarla lüks Yatlarla gezmeye, dolaşmaya devam ediyor. Yani biz empati kuracağız, biz karşımızdakinin sesini duyacağız, onu anlamaya çalışacağız. Sevgili can, ben vazgeçme kitabımda şunu e, anlatmaya çalıştım. E, evet, bu benim yolum, sevgili can, bu benim yolum. Benim yolum herkes izlemek zorunda değil ama eğer ümitsizlik içerisindeyse insanlarımız eğer bir zorlukla, bir sıkıntıyla bu ister sağlık olsun ister ekonomik kayıplar olsun ki bu dönemde biliyorsun sen de ekonomiyle ilgili çok ciddi programlar yapıyorsun. Birçok insanımız milyonlar ki konaklama sektörü zaten iş gücü kaybında ne yazık ki COVID-19'la birlikte seyahatle ve turizm sektörü bunun başında geliyor. Her türlü olumsuzlukta, moral bozukluğunda olan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz evet benim yolumdan gelmek zorunda değiller ama bu kitabı okudukları zaman bu yolun onları ne kadar yüreklendireceklerini, olumsuzlukların ne kadar rahatlıkla üstesinden gelinebileceklerini çok daha iyi anlayacaklardır diye yine ifade edeyim sevgili can. Çok güzel de giriş yaptınız. Akademik kariyeriniz, ekonomi ve turizm alanındaki evet. bir uzmanlaşmayla sürdü değerli hocam. Aslında evet. yılın sonlarına doğru. ...bir demir yolu hattı... ...çok konuştuk Çin tiraniği... ...siz de evet. turizm alanında... ...özellikle bir kuşak... ...yeni İpek yolu sürecinin... Evet. ...geliştirilmesinde... ...hem politik hem de güç ilişkilerini... ...içeren önemli bir tez çalışması... ...yaptırdınız öğrencilerinize... ...buradan evet. yeni yıla çıkaracağımız derslerde... ...neler var değerli hocam? Evet çok güzel yine bir konuya girdin... ...sen de aynı şekilde... Sevgili can biz e, e, iktisatta Heckscher-Ohlin teorisi vardır. Bu ne demektir? E, bir ülke hangi ekonomik e, faktörlere bol olarak sahipse o faktörleri kullanıp üreteceği mallarda uzmanlaşmalı ve bunları da ihraç etmelidir. Yani ne demeye çalışıyorum? Evet Türkiye Heckscher-Ohlin teorisi kapsamında üç tarafı denizlerle çevrili, deniz, güneş, kum, turizm ülkesiyiz. Lakin 1980 sonrası rahmetli Özal'la başlayan süreçle birlikte biz kıyı turizmimizi çok önemsemişiz. Evet kıyı turizmi bizim için çok önemli. Bizim olmazsa olmazımız. O turizm olmaya devam edecek. Türkiye onunla hayat buluyor. Lakin yaşanılan uçak krizi 2015'teki yaşanılan terör olayları, geçmişte yaşanılan Irak Savaşı gösterdi ki turizm güvenlikle birebir alakalı bir sektör. Yani Türkiye'de bu anlamda çok sıkıntı yaşayan bir ülke güvenlikle ilgili bu bağlamda biz turizmimizi nasıl çeşitlendirebiliriz dersek bir sağlık turizmi çok önemli. Ülkemizin sağlık sektörü şu anda çok çok ileri bir noktada ve bu noktada Antalya Muğla bölgesindeki özellikle kışın kapalı oteller sağlık turizmi kapsamında sektöre ve ülkeye gelir getireceği şekilde kazandırabilir. Bir diğeri ise sizin, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok çeşitli rotalar var. Gastronomi rotaları var, arkeoloji rotaları var ama Evet İpek yolu bizim Türkiye olarak Anadolu coğrafyası olarak İpek ve Baharat yolu ta 1400-1500'lerden beri kullandığımız o ülkelerle ticaret yaptığımız bir yol. Bu bağlamda yeni bir rota olarak turizmi çeşitlendirecek bir alternatif olarak İpek yolu ülkeleriyle olan ticaretimizi ve dolayısıyla da turizmimizi biz nasıl güçlendirebiliriz yolundan çıkarak böyle bir test hazırlattım ben Geçen sene Haziran ayında bir öğrencime ve şunu gördük sevgili Can. Ee, İpek yolu üzerinde yaklaşık 70'e yakın ülke var. Ve bu ülkeler dünya nüfusunun %50-60'ını oluşturuyor. Bakın buraya dikkat edelim. Ve dünya hasılasının sevgili Can %30-35'ini oluşturuyor bu 70'e yakın ülke. Ki Çin, Hindistan biliyorsun bunların başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşu, dost ülkeler işte Kazakistan... Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan yine hakeza bunların içerisinde. Bu bağlamda bu bölgedeki e, turizme baktığımız zaman dünya turizminin yaklaşık 20'sini e, turist sayısı anlamında turizm geliri olarak da yine %20'ye yakınını İpek yolu bölgesindeki ülkelerin oluşturduğunu görüyoruz. Biz her zaman yönümüzü batıya çevirmeye çalışıyoruz. E, biraz da doğuya çevirsek o ülkelerden ülkemize nasıl... Acaba turist getirebiliriz ki bu insanlar deniz güneş kumdan ziyade arkeolojik değerlere önem veriyorlar. Tarihi ve öğren yerlerine çok büyük önem veriyorlar ve bizim de ihtiyacımız olan zaten tam olarak bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının nezdindeki Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 ve 16'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Çin'deki İpek Yolu ile ilgili biliyorsun bir toplantıya katıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı yani başkanlık sisteminden dolayı şu anda Türkiye'de tabii en yetkili kurum malum Cumhurbaşkanlığı. Yani külliye İpek Yolu ile ilgili turizmin canlandırılması noktasında bayrağı sırtlayarak diğer STK'lar başta olmak üzere TÜRSAP, TUADER, ne bileyim TÜREP, Turist Rehberleri Birliği vesaire TÜREFET başta olmak üzere STK'lar nezdinde, bakanlık nezdinde bir takım projelerle biz bu ülkelerden Türkiye'ye nasıl insanları getirebiliriz? Nasıl tatil yaptırabiliriz? Sıkıntılı anlarda, sıkıntılı süreçlerde Türkiye'nin sağlık noktasında hiçbir problemin olmadığını, sağlıklı turizm sertifikasına sahip olduğunu, gönül rahatlığıyla insanların ülkeye yiğni tabi bu algıyı da vererek bu bölgedeki ticareti ve turizmi sevgili can canlandırabiliriz. Bizim tarihimize bakarsak İpek Yolu, Baharat Yolu'nun 1400-1500'lerden itibaren çok ama çok önemli olduğunu zaten görüyoruz. Ve bu yıl yani kesinlikle bu, üretim yılı olmalı değil mi hocam? E, tabii ki tabii ki üretim yılı olmalı ama nasıl olmalı dersek e, tabii bir iktisatçı kimliğimle söyleyeyim sevgili can biz ne yazık ki yüksek teknolojili ürün üretme noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Bakın hala ihracatımız içerisinde yüksek teknolojili ürün ihracatı %5'in altında sevgili Can. Biz mış gibi, miş gibi yapmayı bırakmalıyız. Öncelikle teknolojiyi çocuklarımıza, teknoloji dediğimiz nedir? Yüksek teknoloji dediğimiz nedir sevgili Can? Algoritmik meslekler ki temelinde ne yatıyor? Matematik yatıyor. Matematiği, tarihi çocuklarımıza sevdirmemiz gerekiyor. Gençlerimize daha ilkokul çağlarından itibaren şu anda ne yazık ki PISA testi sonuçları Türkiye'nin Şili ile birlikte e, okuduğunu anlama, matematik, fen'deki problemleri çözme noktasında çocuklarımızın sonlarda yer aldığını görüyor. Neden? Çünkü çocuklar bu e, bilim alanlarını sevmiyorlar. Bizim bunlara çok önem vermemiz gerekiyor. Hala biz işlenmiş tarım ürünü ağırlıklı bir Ürün ihracatı yapıyoruz sevgili Can. Hala bir tarım ülkesi konumundayız. Bunu isteyelim, ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Bakın 2020 yılında eğer Covid olmasaydı turizmden Türkiye'nin kasasına 40 milyar dolar bir gelir girmesi bekleniyordu ki. E, sen de yakinen takip ediyorsun. Geçen radyo programımızda da konuştuk. Türkiye'nin kasasına bu yıl turizmden yaklaşık 10 milyar dolar belki de ancak bir e, gelir girecek. Bu noktada bizim yüksek teknolojili ürün üretecek sektörlere yatırım yapmamız gerekiyor. Kendimizi bu dijital çağa şimdiden uyarlamamız gerekiyor. Bakın Çin, Çin dünyanın en büyük üretim tedarik zinciriydi sevgili Can. Biliyorsun dünya üretiminin yaklaşık %30 ile bazı sektörlerde %50'sini Çin dünyanın tek başına yapıyordu. Şimdi Covid ile birlikte Çin bu noktada biraz bir sendelemeye girdi. Ülkeler özellikle Avrupa Birliği ülkeleri kendi üretimlerini Çin'den kendi orijin ülkelerine kaydırma düşüncesindeler biliyorsun bu noktada Türkiye bu Çin'den kaybedilen tedarik e, zincirinin önemli bir parçası olabilir Türkiye doğuda mı yer almak istiyor batıda mı yer almak istiyor e, ürün ithal eden bir ülke mi olmak istiyor yoksa e, ürün ihraç eden bir ülke mi olmak istiyor şu anda bakın biz yüksek faizleri konuşuyoruz bugün Türkiye ee, Endonezya'dan sonra %3 reel faizle e, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek reel faizi veren ülke konumunda. Bundan 3-4 hafta önce Merkez Bankası Başkanı değişip de e, faizler arttırıma gidildiği zaman %15'lik seviye çıkarıldığı zaman e, 400 bas puanlık artışta Türkiye'de neredeyse ile faizlerin artılımını biz e, sevinçle karşıladık. Oysa ki faiz artırımı demek borçlanma maliyetinin, kredi maliyetinin ve geri ödemesinin çok ciddi ölçüde artması demektir. Peki Türkiye bunun altından nasıl kalkacak? Yani 2021'i konuşuyoruz. Size özellikle turizmle ilgili evet iyimser bir bakış açımız var ama turizmci dostlarımla, sektördeki konaklama ve seyahat sektöründeki arkadaşlarımla görüştüğüm zaman 2021'in 2021 ne yazık ki sevgili Can bu anlamda finansal krizlerle de karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu söylüyor birçok arkadaşım. Neden? Çünkü işletmeler zor durumda. Özellikle küçük ölçekli işletmeler zor durumda ve nitelikli turn over diyoruz. Turizmde iş gücü devir oranı çok yüksek. İnsanlar gelir kaybına uğradıkları için çok nitelikli insanlar sektörün ne yazık ki dışına çıkmak zorunda kaldı. Başka sektörlere geçmek durumunda kaldı. Nitelikli iş gücünü elde tutmak istiyor sektördeki insanlar. Bu bağlamda sektör emekçilerinin e, maddi sıkıntılarının giderilmesi, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi 2021'de e, çok ama çok önemli konular sevgili Can. Hem nakit sıkıntısı hem tasarrufta galiba vazgeçilmezimiz evet. olacak değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle ve e, tüketim yaparken çok dikkatli olmalıyız. Üretim yaparken de artık biraz önce söylediğim gibi e, dijital çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Bugün artık 5G konuşuluyor. Bugün artık Amerika'da deneyim ekonomisi, hayal ekonomisi e, konuşuluyor. Biz hala e, geçmişte yaşıyoruz Türkiye olarak. Biz hala gerçeklerden çok uzakta yaşıyoruz. E, bu sorunları ciddi ölçüde görüp e, bu sorunların üstesine gitmemiz gerekiyor. Bu gemi hepimizin e, siyaset tabii ki olacak, partileşme olacak ama kutuplaşma olmadan birbirimizi severek, hoşgörüyle yaklaşarak bizim ülkemizde Mevlana'lar yaşamış, Mevlana'lar gelmiş geçmiş, bizim ülkemizden Yunus Emre'ler gelmiş geçmiş can, bizim ülkemizden Hacı Bayramlar gelmiş geçmiş, Şemsler yani bu ülkenin şu andaki yaşayan insanların bizim ülkemizden kurtuluş savaşı yaşanmış Atatürk ve silah arkadaşları var. Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı diyor Mehmet Akif. Bizim gençlerimizin, çocuklarımızın, şu anda ülkeyi idare edenlerin bu ülke için en iyisini yapmaları yapmamız gerekiyor. Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi bırakarak, özgürlükle, adaletle, eğitimdeki sıkıntıları gidererek, sorunlarımızın üstesine bir neşter atarak, sorunların üstesinden hızla gelmeye çalışarak bu gemiyi, bu ülkeyi daha ileriye taşımak, Hepimizin topyekün borcu diye düşünüyorum sevgili Can. Harika da özetlediniz değerli hocam. Hani derler ya yeni yıla e, nasıl girerseniz o yılı öyle geçer. E, yeni evet. yılın ilk canlı yayın konuğumuz sizdiniz. Sizin enerjinizle girdik. Öyle de geçmesini biz temenni ediyoruz. Çok çok teşekkür çok ediyorum sana. hocam. Yani hem bir yeni yıl e, yorgunluğunun arifesinde e, sonrasında daha doğrusu bizi kırmadınız. Yayına katıldınız ve sorularımızı yanıtladığınız için, güç verdiğiniz için aynı zamanda o zevk, o onur, o şeref bana ait sevgili Can. Bu fırsatı verdiğiniz için ben şahsında tüm kanala, tüm izleyicilerimize tekrar biz dinleyenlere iyi bir yıl diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşklı, sıhhatli bir yıl olsun. Her şey herkesin gönlünce olsun diyorum. E, İnşallah ilerleyen süreçlerde tekrar görüşmek ümidiyle diyorum Can. Çok sağ olun. Değerli hocamı e, yakından takip etmek isterseniz YouTube, Instagram yani sosyal medya hesaplarının tamamından vazgeçmede tüm e, kitapçılardan ve internetten e, temin edebilirsiniz. O özel notları okuyabilmek için. Kaçıncı baskı oldu hocam vazgeçme? Sevgili Can bir yıl içerisinde 9 dokuz baskıyı dokuz bitirdik. Baskı. Çok evet, güzel. Ve harika. yayın evi e, çok önemli bir yayın evi. 93 yıllık Türkiye'nin çok köklü bir yayın evinden çıktı ve çok büyük bir başarı diyor yayınevi de. Ee, uzun aylar boyunca geçen yıl en çok satanlar listesinde kaldı ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bilmiyorum vaktim var mı konuşuyorum ama lütfen lütfen hocam. E, kitapla ilgili birkaç bir şey söyleyemeden geçemeyeceğim hani e, sen bahsettiğin için. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden sevgili can öyle güzel dönüşler alıyorum ki e, kanser hastası e, mücadeleyi hocam diyor kitabınızda diyor ben bu hastalığı yeneceğim ben diyor vazgeçmiyorum diyor. Çocuğunu kaybetmiş bir bayan arkadaşım. Hocam çocuğum benden vazgeçti ama ben hayattan diyor vazgeçmeyeceğim. Daha dün akşam bir anne evladım diyor hocam madde bağımlısı siz bana paylaşımlarınız kitabınız güç veriyor. Ben diyor evladımı tekrar diyor kazanacağım diyor. Buna benzer o kadar çok dönüşler alıyorum ki sevgili can. İnsanların ruhuna dokunmak çok önemli. Rahip Teresa'nın bir sözü var. Dünyada diyor belki diyor büyük işler yapamazsınız ama küçük şeyleri diyor çok büyük bir aşkla yapabilirsiniz diyor. Dolayısıyla da ben büyük bir aşkla yazdım bu kitabı. Tamamen gerçek benim eşimin oğlumun gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir kitap. Bu da insanların gönlünde hak ettiği karşılığı buldu diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili can. Profesör Doktor Sayın Ozan Bahar, e, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler e, Fakültesi öğretim üyesi değerli hocam çok çok teşekkürler. Size ailenize teşekkürler. güzel, mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yıllar efendim. Selamlar. Efendim işte bu notlarla başladık. Yeni yılın ilk canlı yayın konuğu bence çok önemli vurgular yaptı. Hem neden vazgeçmemeliyiz onu anladık. Ee, özellikle ekonomide üretim, tasarruf, nakit sıkıntısı, turizm potansiyelimizi incelemeye çalıştık ve nihayetinde e, yeni yılın böyle önemli kodlarını aynı gemideyiz. E, hepimiz bu gemiye sahip çıkmalıyız özetiyle de tamamlamış oldu. Nitekim öyle de oluyor. Şimdi TV buya girdik ya Genel Müdürüm Adnan Türkkan yayın içinde e, sevgili e, Can Karadut dedi. E, Can e, arkadaşım dedi bak dedi yılın ilk bağışını nereden aldık dedi. Bir o notu okuyalım sevgili e, reji ekibimiz hazırladı galiba. Diyor ki bize Allah daima yardım etsin inşallah. Başaralım yeni yılımız hepimize hayırlı olsun. Hepinizi öpüyoruz. Selamlar Seniha Çakar. Helal olsun demiş. Ellerinden öpüyoruz e, sevgili ee, Seniha teyzemizin işte yeni yıla verdiği bize güç 200 TL e, bir bağışla Dişi kampanyasına desteğini hemen aktarmış TV bundan aldığı TV bu platformunda yer aldığımız güçle Dijitürk kampanyasına doğru geçiş yapıyoruz bu Dijitürk kampanyamız için de güzel bir sanatçımızın şeyi vardı meddah anlatımı vardı eğer onu da hazırlayabilirse arkadaşlarımız tam da bence yeri zamanı ama Seniha teyze böyle inanılmazdır yani böyle ne zaman çevremizde birimiz bir şey arasak seniha teyze hemen yanımızdadır gelir sarılır öper bu covid covid döneminde özel bu meddah gösterimiz vardı sevgili volkan bir tiyatro sanatçımızın. eğer mümkünse böyle kısası da olsa onu hemen peşine vermenizi rica edeceğim. Seniha teyze diyor ki Allah daima yardım etsin. İnşallah başaralım. Yeni yılımız hepimize hayırlı olsun. Hepinizi öpüyorum. Selamlar diye de 200 TL'lik bağışı Adnan e, Türkan'ın daha doğrusu Görev Vakfı'nın hesaplarına aktarmış oldu. Dijit Türkiye'de gireceğiz. Yani değerli hocamı e, TV bunun ilk gününde ilk canlı yayın konu alarak aldım. Ümit ediyorum inşallah Dici Türk'ün ilk gününde de Aynı canlı yayında belki kısmet olur o dönemin gündemiyle onu da anla imkanımız olur. Değerli Abdullah Ağar da mutlu, sağlıklı, bereketli, barış ve güven içinde bir yıl ömür geçirmeniz dileğiyle diye mesajını paylaşmış. Biz de değerli Abdullah Ağar abimizin de yeni yılını kutlamış olalım. Bir kampanyamızın o özel anlatımını bir gelin birlikte izleyelim. isim isme benzer, kimse kimseye benzemez. Bilmez, bilen Gezemez. Ha, bilmez deyince aklıma geldi. Kap kacak koymak için terek, bilmek için bilgilendirilmek gerek. Ama doğru bilgilendirilmek. Pey tarihinde bir bey, yöremize su getirile deyi emir buyurdu. Ferhat, çıka geldi dağlardan kanal açıp halkı suya doyurmaya geldi. Ha, kanal demişken kaç çeşit kanal var. Hava kanalı, su kanalı, bilgi kanalı. Evet, bilgi yani haber kanalı. Tabii kanal var, kanalcık var. Kanalcıklar suyu bulandırır, haberi sulandırır. Misal, bundan tam 20 yıl önceydi. Hatırladınız mı? Haçlı Irak hükümdarına yöneldi. Geldi İskenderun limanına dineldi. <laughs> İzin verin topraklarınızdan geçelim. Mart'ın sonunda Irak hükümdarının kellesin biçelim dedilerdi ya. İşte o zaman bu kanalcıklar bir koyup beş alacağız. Bir koyup beş alacağız diye çığırtkanlık yaptılardı ya. Ya ya işte o zaman bu Ferhat'ın kanalı bu bahşişçilerle dalaştı. Yalanla yılanla savaştı. Hem de yokluk içinde sizin aydınlanmanızı sağladı. Ha hatırladınız mı? bu kanalcıklar Kıbrıs'ta da Avrupa planlarına uydular. Bütün güçleriyle ver kurtul diye feryat figan ettiler diye. hele hele ceylan derisine işlenmiş Bob haritasını görünce hep birlikte secdeye kapanıp teşne oldular. Bitmedi. Bitmedi olmayan suça olmayan kanıtlar gizli gizemli tanıklar suçsuz sanıklar Efendim günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz ee, ekranlarınızın başına hoş geldiniz bir kez daha radyolar aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere yılın ilk gününden e, ilk canlı yayınından ve Tivibu platformundan böyle hani daha böyle güçlü sanki gidiyor bugün her şey ee, şimdi de sıra değerli e, oyuncumuzun da aktardığı gibi yani işte oyuncu var oyuncu var biz de onu e, burada hakkını teslim edelim. Hani bu dizilerde mizilerde jest yok mimik yok beden dili yok hiçbir şey yok ama işte oyuncu da nasıl olur nasıl anlatır nasıl o ruhu karşıya hissettirir e, onun da örneğini sergilemiş yüreğine sağlık diyelim. Serkan Koç'un e, yönetimiyle de gerçekleştiğini hatırlatalım. Bir hızlıca gazetelerimize bakalım değerli arkadaşlar. Sözcü 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı diyor. Tamam battık bittik öldük dükkanı kapayalım demiş. Bakalım öyle mi olacak? Devam edelim. Ee, yılın ilk bombaları diyor Sayıştay'ın kitlere ilişkin denetim raporları usulsüzlükler de dolu. Bu Sayıştay raporlarını geçen e, ay çok eleştirdik biliyorsunuz. Yani kimi gazete işte AK Parti ve MHP belediyelerini kimi gazete CHP belediyeleri öyle değil. Sayıştay kişiyi mişiyi ayırmıyor kim hangi belediyede ne yaptıysa ne ettiyse hepsini yazmak boynumuzun borcu. Buradan da gazetecilik dersini öğrenelim. Bu iş böyle olmaz tek tarafı görerek. Devam edelim. Akşam reform ve barış yılı olacak. Erdoğan'ın açıklamasıyla giriş yapmış. 2021'e umutla girdik. En umutlu nokta aşı. Devam edelim. Türkiye aşının 3 faydası diyor zor günler geride kalacak diye de sıralamış bugün manşetini 1 Ocak itibariyle. Böyle hazırlamış yeni çağ ABD'den negatif cevap diyor Çavuşoğlu'nun işte F-35 ve S-400'ler için. Ya değerli arkadaşlar net konuşalım S-400 meselesi falan bitmiştir geçmiş ol artık. S-400 Rusya işbirliği, Çin işbirliği, Asya artık çevirin kafaları bu tarafı. Yani bakmayın öyle satır arası arayıp da bir takım şeyler kurcalamayı gerek yok. Bitti o işler artık. Devam edelim. Karar Gazetesi yeni yılın ilk güzel haberi de %99 güvenilirlikle tespit eden tanı kiti geliştirmiş Bilkent Üniversitesi'nde COVID'e ilişkin Türk bilim insanlarından gurur projesi diyor. Hayret böyle ben bir Çin e, ne bileyim oralara falan bir gönderme yapan başlık bekliyordum ama öyle olmadı. Bir günde hayat bizi bekliyor demiş Mutlu Yırdar demiş bir ses arıyorum yeni bir şarkı için çocukların ilk sözcüğü gibi umutla diye de eklemiş. O şarkının adı üretim olacak, üretim devrimi olacak, Asya yılı, Asya coğrafyası olacak. Şimdi TV Bu'ya girmiştik oradan fotoğraflar gelmişti bir onu bir seride geçelim. İşte değerli bir ailemiz Ozan Bahar hocamla hatta. Ee, Sağ olsun ablamız da çekmiş. Değerli ailemize saygılarımızı sunuyoruz. TV bu listesinde işte bir fotoğraf. Ee, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Halil Nebiler abi gece ilk dakikalarda gönderdiği fotoğraf TV budayız. Devam edelim. Efendim değerli bir e, yurttaşımız hani gülmek devrimci bir eylemdir der gibi e, o da hemen TV, e, TV bu da TV fotoğrafında e, bize yer e, vermiş ve fotoğraflamış teşekkür ediyoruz. Yine bir diğer yurttaşımız da gecenin işte bu sizler için yılın haberlerini hazırlamıştı arkadaşlarımız. Onlara ilişkin e, fotoğrafı yine TV bu platformunun önünden aktarıyor. Kaldım arkadaşlar. Efendim Hedefimiz diji Türkiye girmek. Biz bu ay onu başaracağız. Ondan hiç şüphemiz yok. Seniha Teyze ilk ise fişeği ateşlemiş. Ellerinden öpüyoruz Seniha Teyzenin. Covid dönemi geçsin söz ellerinden de öpmeye inşallah ya siz ya biz bir şekilde gelelim istiyoruz. İşte Ulusal Kanal ailesi görev başındaydı yıl boyunca da o görevi gerçekleştirmek üzere ilk günün mesai arkadaşları da karşımızda yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımız diyoruz ya Aa, Talip de girmiş fotoğrafa güzel kamerama ve Jimic'deki arkadaşım efendim Volkan Gadiş yönetti Talip kameramanımız sevgili Derya ve Derya Coşkun ve Sezim Özadalı ile birlikte yayınımızı hazırladık sevgili Estra Babacan Reklam koordinatörümüz geçen yıl çok çalıştı. Gerçekten çok önemli reklamları bize kazandırdı. Yeni yılda da güzel e, projeleri işte başta Dijitürk ve benzeri platformlarda yer almamızı sağlayacak önemli katkılar için görev başında Oğuz Palat Bilek'te yılın ilk gününde e, gündemde. Berkay Uzun ve Erdi Cibiloğlu arkadaşımız da hem seste hem de teknik masanın koordinasyonunda yüreklerini ortaya koyan değerli arkadaşlarımız. Elinize sağlık değerli arkadaşlar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına efendim hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl diliyoruz. Neden vazgeçmemeliyiz? Nakit sıkıntımız var, covid sıkıntımız var, birçok sıkıntımız var ama mücadeleyi bırakmayacağız. Yeni mutasyonlar da panikletmesin birlikte mücadele ederek elbette biz kazanacağız. Halil Nebirostan'ın bu yayını bitirirken kullandığı deyimi yeni yılda bir kez daha tekrar edelim. Üretim kazanacak, Asya coğrafyası kazanacak, milli değerler kazanacak, ulus çıkarları kazanacak, Doğu Akdeniz'de kazanacağız, siber vatan'da kazanacağız. Yolumuzu yeni yılda kararlılıkla inşa etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.